Şimdi ikinci kısımda e, biraz daha model sistem mühendisliğinin detaylarından bahsetmeye çalışacağım. Ama başlamadan önce ben size bir soru sormak istiyorum. Aramızda model sistem mühendisliğini bilmeyen var mı? Herkes biliyor, süper. Peki aramızda şirketinde model sistem mühendisliği kullananlar elini kaldırabilir mi? <laughs> Çok iyi. Yani kabaca 200 kişiysek yüzde bir bile değil. E, Peki kullanmayanlar, model baslan mühendisliği yapmayanlar hiç yapmadığı için mi yapmadım diyor yoksa bir tool kullanmıyorum işte Excel'de Word'de yapıyoruz bu sebeple mi? İkinci sebeple. Yani aslında o zaman şöyle soralım. Model baslan mühendisliğini bir tool olmasa dahi kullananlar elini kaldırabilir mi? Yani model bazı mühendisliğini biliyorsunuz ve kullanıyorsunuz fakat bir tool kullanmıyor olabilirsiniz. Excel'de, Word'de de yapıyor olabilirsiniz. Bu da dahil olmak üzere ellerinizi kaldırabilirsiniz model bazı sistem mühendisliğini kullananlar. Demek ki ikinci sebep değilmiş. <laughs> bir kişi daha fazla. Yani enteresan. Üç kişi model bazı sistem kullanıyor. Peki umarım bugün dört oldu. Heh, <laughs> <laughs> Anladım. Peki teşekkür ederim. E, yorum şuydu, e, mikrofon olmadığı için ben tekrar edeyim. Model ve asistan mühendisi genelde firmalarda bir tool olmadan kullanılıyor. Excel'lerle, Word'lerle. E, ama e, beyefendinin bulunduğu organizasyon model ve mühendisi yapmıyor. Evet, model ve mühendisi çok çok yaygın değil. Ama e, aslında yavaş yavaş da çok yaygınlaşıyor. Çünkü kompleks sistemleri başka türlü yönetmek mümkün değil. Peki, şimdi ben desem ki, hadi gelin buradan 3-5 kişi seçelim, ben de dahil. Böyle bir kulübe yapalım. Bunu tahminen yaparız değil mi? Yani kabaca birkaç kişi gelip işte tahtaları kessek, bir araya getirsek, vidalasak. Yani süper bir şey de yapmamıza da gerek yok. İşte ağır kısımları beraber tutsak, kaldırsak falan. Şunu planlayıp yapmamız çok da zor değil. Yani kabaca işte ne bileyim birkaç parça sipariş ederiz. Camı falan kendimiz üretemeyiz. E, tahtaları da hazır alırız sonra keseriz istediğimiz boyutlarda. Vida alırız, çivi alırız, bir araya getiririz. İşte kabaca diyelim ki üç günde bitirebileceğimizi öngörebiliriz, bir plan yapabiliriz. Peki desem ki aynı ekibe gelin bu evi yapalım. Yani yine benzer şeyler aslında değil mi? Camlar sadece sayısı fazla işte ne bileyim garaj kapısı geldi onu da sipariş edeceğiz. E, ama düşünmemiz gereken bir iki konu daha var. Mesela ne var? E, kanalizasyon sisteminin bağlantısı var, elektrik sistemi var. İşte belki jeneratör falan da düşünmemiz lazım. E, belediyeden izin almamız lazım falan. Birkaç konu daha var yani çok da zor değil hala. İşte diğer iş üç gündüyse bu da otuz gün atıyorum diyebiliriz mesela Peki şöyle bir gökdelen yapalım desem. Aynı şey aslında yani değil mi? O kabaca ürettiğimiz işte o barakanın bir büyüğü değil de işte yüz kat büyüğü. Ha bir de yol yapsak, yanına bir stadyum yapsak, ne bileyim bağlantı yolları olsa, arkada bir AVM olsa, o AVM'nin de bağlantı yolları olsa falan. E şimdi artık başka şeyler de devreye girecek değil mi? Stadyum bir anda çok fazla elektrik sarfiyatına sebep olacak. O bölgedeki belki kesintiye sebep olacak. Aniden işte 50 bin kişi gelecek, ne bileyim belki 30 bin arabayla aniden bir anda 50 bin kişi çıkacak işte otobüsler gelecek falan mesela stat örneğinden veya bu gökdelende yaşayan binlerce insan bir anda sabah saat 7'de mesai için uyanacaklar ve asansör kullanmak isteyecekler. E şimdi benim sıradan bir asansör koymam mümkün değil daha akıllı bir asansör koysam daha mı iyi olur falan. Yani konsept biraz daha ağırlaşmaya başladı. Ve burada temel bir sıkıntı var. Genelde firmalar bu tip konularda model vasıtan kullanmadıklarında daha önce yaptıkları, yazdıkları bir kod bloğunu kompleks sistem içinde yazacaklarında da benim ilk yaptığım varsayımı yapıyorlar. Ya tamam ben şöyle bir fonksiyonu iki günde yazdıysam işte bir işletim sisteminin içinde kullanacak olsa da fonksiyon ben bunu üç günde dört günde yazabilirim diyor. Bir benzeri sonuçta. Evet ama o işletim sistemi ciddi yükler altında çalıştığında o fonksiyonun işte üç milisaniyede cevap döndürmesiyle 300 milisaniyede cevap döndürmesinin bir farkı olacak mesela. Veya e, yöneticiler benzer şekilde bu sistemi mühendisim tasarlayabiliyorsa, ben bu ürünü üretip satabildiysem, e şu ürünü de üretip satabilirim diyor. Ki herhalde Türkiye'de 50 bin tane müteahhit olmasının belki de bir nedeni bu. Peki model bazı mühendisi ne yapıyor? Model bazı mühendisi bir ürünü, bir ürünü tasarlama aşamasında, daha fikir aşamasında birçok ...multidisiplin departmanları, yani birçok disiplindeki departmanı... ...işte burada aklınıza gelecek tüm departmanları düşünebilirsiniz. Satın almadan pazarlamaya, e, mühendislik tarafı, mekanikten elektriğe, simülasyon vesaire... ...bir araya getirmeye çalışıyor. Bunu yaparken birlikte çalışmanı sağlıyor ve kompleks sistemleri yönetmeyi sağlıyor. Peki model baz sistem mühendisliği aslında hangi sorunları çözüyor derseniz... ...en temel sorunumuz şu, beyefendinin de bahsettiği gibi... Aslında PLM'de de benzer bir dert vardı daha önce. Eminim servis tarafında da benzer sorunlar var. Excel imparatorluğu var. Tüm firmalar biz evde de bu şekilde çalışıyoruz. Ee, bazen biz PTC olarak aslında bu kadar dijital dönüşüm ürünleri sağlasak da maalesef biz de bazen bunu yapıyoruz firma içinde. Ee, karşı koymaya çalışıyoruz ama olabiliyor. Excel'ler kullanıyoruz. Bence Excel dünyanın en iyi tool'u. Ben PTC'de çalışıyorum. Microsoft çözümü Excel fakat fark etmez. Bence dünyanın en iyi çözümü. Çünkü her işi yapabiliyor. Hiç istisnasız. Doktorada da kullanabiliyorsunuz. İşte ne bileyim benim annem alışveriş listesi de yapabiliyor. E, ne bileyim kız kardeşim öğretmen o da kullanabiliyor. Herkes kullanabiliyor Excel'i. Çok basit. Herkese hitap ediyor. Ama büyük bir sıkıntı getiriyor. Çok karmaşık yapılarda kullanım çok zorlaşmaya başlıyor. Ve Excel var diye biz her şeyin aslında yapıldığını düşünüyoruz. Yani Excel'de yaptıysam, mesela gereksinim yönetimi ele alalım. Excel'de gereksinimleri alt alta yazdıysam ben gereksinim yönettiğimi düşünüyorum. Ama gerçek hayat böyle olmuyor. Çünkü... Farklı departmanlar aynı işleri doğru şekilde aynı şekilde anlayamayabiliyor. Çünkü yaşadığımız bir diğer sıkıntı da şu. Konuda uzmanlar var. Bir konunun uzmanı var. Mesela işte CFD analizi yapan bir uzman var. Mesela bugün Mark öğleden sonraki session'da size bir sunum yapacak. Uçlanıca bağlanabilirlikle ilgili, dijital ikizle ilgili. Mark kendisini tanıtır ama işte 15 yıl Fransız ordusunda Deniz Kuvvetleri'nde görev yapmış bir subay. Evet. Ve mesela CFD analizinde büyük bir uzman. Bununla ilgili eğitimler veriyor. Şimdi benim CFD'den bir miktar anlamam lazım. Ama ben onun kadar uzman değilim. O uzman olduğu için çok varsayım yapıyor. Her şeyin çok basit olduğunu düşünüyor. Çünkü 15 yıl harcamış. Ben de hiçbir şey anlamıyorum mesela. Oradaki her şeyi yanlış yorumluyorum. Dolayısıyla ortak bir dilimiz yok. Ve bunu CFD dilinde anlatırsa bana işler iyice çıkmaza giriyor. Yani bunu hayatınıza şöyle düşünün. Bir doktora gidiyorsunuz. Neyin var diyorsunuz. Üç tane latince kelimeyi bir araya getiriyor. Benim babam doktor mesela. Ve diyor ki çok basit bilmem ne diyor mesela. Ama o, onun, o çok basit dedi bilmem konusu bizi çok korkutabiliyor. Hatta olduğundan fazla korkutabiliyor. Çok basit bir şey hakikaten mesela. Acaba kanser miyim oluyoruz? Dolayısıyla do ortak bir dilimiz yok. Yani doktorlarla işte bizlerin ortak bir dili yok maalesef. Sonra bizim anlatacağımız hali de anlatıyor tabii ki. Ee, çok ciddi zaman kayıpları, regülasyonlar ki bunlar da ek sorunlar ee, ve tabii ki maliyet baskıları. <laughs> Peki MBSE bunu nasıl çözüyor? Şimdi gerçek bir hikayeden anlatmaya çalışacağım. Yani gerçek bir hikayeden dediğim, biraz önceki analojim evlerle ilgili olan belki biz, bizi çok ilgilendirmiyor ama biz basit bir ölçüm yapmak istiyoruz. Bu oda kaç derece merak ediyoruz diyelim. Eskiden olsa şöyle bir termometre alırdık, içinde civa olurdu, sonra civa sağla zala diye saklandı. E böyle bir termometreyle ölçerdik ve derdik ki bu oda işte şu an ne bileyim 25 derece santigrat. Tamam mı? Tamam. Süper. Ama Dedik ki böyle olmasın. Teknoloji de gelişiyor tabii. Daha bunu yapmanın güzel yolları var. Veya işte civa kullanmamamızı gerektiren belki regülasyonlar var. E biraz daha ben mekanik bir termometre kullanayım. İçinde civa olmasın. Yine bana aynı şeyi ölçsün. Tamam süper. E, daha da ilerledi teknoloji. İşte havadaki artık nasılsa bilmiyorum. Partikülleri ölçerek mi? Voltaj farklılıklarından mı? Nasıl buluyorsa bunu. İşte voltaj üzerinden. Yine sıcaklığı ölçen işte bir sensör yapılsın. Ve bu sensör bunu ölçsün. Tamam süper bu da güzel. Bu da yetmedi. Dedik ki ya biz bunu bir cep telefonuyla e, verelim ve ben son kullanıcı olarak artık bir e, sıcaklık sensörü falan tutmayayım. Benim cep telefonunda bir uygulama olsun. Bana desin ki işte şu an sıcaklık 21 derece santigrat. A bu da yetmez. Bunu web servisle bana paylaşsın ki ben bunu işte atıyorum bilgisayarım ekranındaki bir yerde gösterebileyim. E, o da yetmez. Arabamda da göstereyim. Güncellemeler arabamda alsın vesaire vesaire. Tam böyle bir sistem yine çok basit. Yani gün sonunda hala büyük bir şey yapmıyoruz. 21 derece oda sıcaklığını ölçmeye çalışıyoruz. Ama farkı şöyle düşünün. Eskiden sadece bir sensör konuşurken şimdi bir sensörle bir web servisinin haberleşmesi, uydudan lokasyon alıp o spesifik lokasyona ilişkilendirilmesi. Bunun için düşünmemiz gereken maliyet konuları, kullanım konuları, elektrik sarfiyatları, işte hangi kablo olamalı yapmamız lazım? E, bunun kalite tarafı nasıl olacak? Nasıl test edeceğiz? Çünkü o web serviste ben bu sıcaklığını ölçüp size veriyorsam en kötü bir derece yanılsam da çok kimse için ölümcül olmaz. Ama bir ameliyathanedeki kritik bir ameliyat anında o e, ölçümde bir yanlışlık. işte belki hastanın zaten iyice yavaşlatılmış kalbindeki işte mi kan pompalamasına bir şey etki ediyor olabilir bilmiyorum. Dolayısıyla bütün bunları düşünmemiz lazım. Bir kompleks bir yapıyı aslında artık ele almamız lazım. E bunu yapmak için bir, bütün paydaşları bir araya getirmemiz lazım. MBS'i bize şunu sağlıyor. Bir sonraki saatte biraz daha iyi anlatacağız ama ortak bir dil getiriyor. Ortak dili de grafiksel hale getiriyor. Sistemel diyagramlarımız dediğimiz sistem mühendisliğinin ana komponenti olan modelleme dilini bize sağlıyor. Bu dil aslında UML'den türemiş bir dil ilk versiyonu. Sistemel 2 de artık UML bağımsız oluşturmuş bir dil. Ben tüm ekibime kimsenin bu konuda uzmanlığı en üst seviyede değilse bile onların yazılım, gereksinim, hidrolik, elektrik, işte test case'leri, mekanik tüm süreçleri bir araya rahat şekilde anlamalarını sağlıyorum. Bunu dediğim gibi bu tip e, diyagramlarla yapıyorum. Semelden bahsettik. UML e, aynı sistemel diyagramın çıkışı olan Unified Model'e yakınmış veya yazılım e, tarafında olanlar iyi bilecektir. Yazılım e, yapmadan önceki süreçlerde fonksiyonların nasıl oluşacağı, yapıların, klasların nasıl oluşacağını aslında anlattığımız bir e, işaret dili diyelim. E, bunun tabi yanında opsiyon varyasyon yönetimi kritik konulardan bir tanesi. Artık ürünler basit değil demiştik. Mesela biz bir araba üretiyoruz diyelim. Bu arabamız klimalı olabilir, olmayabilir. Kliması varsa otomatik olabilir, manuel olabilir. İki e, fonksiyonlu olabilir yani sağ sol için ayrı. Arka tarafta bir klima daha olabilir vesaire. Ve şimdi kombinasyonları düşünün. Mesela bir örnek verelim. Bir çamaşır e, makinesi üreticisi Türkiye'deki bizim müşterimizden de bir tanesi. E, bir çamaşır makinesi kombinasyonu kaç tane olabilir diye sordum. 35 bin kombinasyon varmış üretebilecekleri çok fazla geliyor değil mi? Çamaşır makinesi 35 bin nasıl olur? İşte diyor ki bebek programı yıkayan yıkamayan şimdi işte bir varyasyon. bebek programı yıkayıp 7 kilo yıkayıp 10 kilo yıkayan işte 2, 12 yıkayan 3. bunların kombinasyonunu düşünün İşte 30 binmiş. 30 bin kombinasyonun gereksinimlerini hepsini bir arada tutmak mümkün değil. Bunun için de OVM dediğimiz biraz daha varyasyon yönetimi yapmamız gerekiyor. E, süreçleri de yine benzer şekilde grafiklerle göstermemiz gerekiyor. BPMN burada devreye giriyor. Bunların çoğu OMG denilen bir bağımsız firmanın aslında yarattığı diller diyelim. UAF gibi. Bunları kullanıyoruz. Ne yapıyoruz bunları kullanarak? Şöyle basit fonksiyonlarla, çöp adamlarla, blok diyagramlarla veya sekans diyagramlarla aslında çok basitçe şunu tanımlıyoruz. Diyoruz ki işte şu kullanıcı şu fonksiyonu çağırabilir. Bu fonksiyon bu fonksiyonu çağırabilir. Ama mesela fonksiyon 1 fonksiyon 2 şu örnekte mesela çağıramaz. Şimdi programlama yaparken veya kompleksliği düşünürken bunlar bana aslında çok basitçe fikirler veriyor. Ben fonksiyon bir ne yapıyor bilmiyorum. O bir CFD analizi olabilir. Benim için çok önemli değil. Ben o CFD analizini aktörlerden mesela mekanik mühendisinin çağıracağını bilebiliyorum. Ama elektrik mühendisinin ona erişemeyeceğini biliyorum mesela bir sebeple. Veya hangi zamanda hangi fonksiyonu çağıracağını ve ne kadar gecikmeli diğer fonksiyonun çağrılacağını zaman yönetiminde aslında biliyorum. Bunları raporlayabiliyorum etkilerini görebiliyorum. Ve daha hiç ürün yok bakın ortamda. Daha hiç tasarıma geçmedik. Sadece bir müşteri ihtiyaçlarını belirledik. Yani Osman'ın anlattığı taraftan dönersek gereksinim yönetiminin ilk noktası aslında müşteri ihtiyaç yönetimi diyelim. Daha ürünlerin gereksinimleri belli değil. Ben buradaki yapıyı oluşturdum. Varyasyonlarını da oluşturdum. Ve bir ürün üretmek için ilk planımı yapıyorum. Mesela gerçek hayattan bir örnek vereyim. E-Robot firmasını mutlaka bilirsiniz. Bu Roomba elektrikli süpürgeyi üreten firma. Bu Roomba elektrikli süpürge de ilk akıllı elektrikli süpürgesi. Bu ufak yuvarlak şekilde işte evin içinde belli programlarla dolanan, şu an artık her firmanın hemen hemen var. Biliyorsunuz değil mi elektrikli süpürgelerini, akıllı elektrikli süpürgeleri? Bilmiyor musunuz? Kimse elini kaldırmadı. Peki. Süper bir şey var, inanılmaz. Elektrikli süpürgesi çalıştırıyorsunuz, evi dolaşıyor ve temizliyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu elektriği bölgesini üreten firma aslında ilk çıkışları bomba e, imha e, robotu üretiyorlar. İlk öyle çıkıyorlar. Diyorlar ki niye gidip bir insan bombayı e, işte difüz etsin ne diyeyim imha etsin. E, bu robotu yapıyor. Sonra diyorlar ki ya bu robot çok iyi biz elektriği süpürgesi de yapalım. Sonra diyorlar ki ya hastanedeki doktor hastaları gezmesin. Mesela benim babam da demiş mi doktor hiç sevmiyor demeyeyim ama e, rutin gidip hasta bakmak Tamam ama bazen de o zaman da harcamak istemiyor ve başka bir şey yapmak istiyor. Ameliyata gitmek istiyor mesela. Bir zaman kaybı oluyor hastanenin içinde ki hastanenin büyüdüğünü düşünürseniz şehir hastanesi vesaire de. Bir noktadan bir noktaya gitmesi lazım. Rumba firması, iRobot firması böyle bir robot üretiyor. Ürettiği robot kafasında bir ekran var. Hastaları geziyor. Arkada bir doktor aslında webcam götürüyor yani öyle düşünün. Ve hastayla doktor uzaktan konuşuyorlar. Babama anlattım hiç beğenmedi fikri yani. Dedi ki mümkün değil dedi bir doktor Hastanın yanına gitmezse hasta bundan verim alamaz. Neyse bu fikri üretiyorlar, yapıyorlar. Robot gezmeye başlıyor. Sonra ilk yaşadıkları sorun şu oluyor. Robotun pili bitiyor. <laughs> robot gidiyor, gidiyor, gidiyor. İşte bir yere kadar, bir yerden sonra pili bitiyor ve gidemiyor. Tamam diyorlar ki daha büyük bir pil koyalım. Daha büyük bir pil koyuyorlar. Şimdi robot gidiyor ama pil ağır olduğu için devrilmeye başlıyor. Çünkü tepede bir kamera var. Sonra diyorlar ki tamam biz bunu ağırlaştıralım. Biraz daha ağırlık katıyorlar. Sonra robotun tekrar pili bitmeye başlıyor falan. Ve bu döngüyü böyle birkaç seferde ancak yönetebiliyorlar. Bunun testini yapmıyorlar. Ama model basitlen mühendisliği kullandıklarında ne yapıyorlar? Bu modeli üretiyorlar. İşte ne kadar ağırlık koyacak koyuyorlar. Elektrik motorunu koyuyorlar. Pili modelliyorlar. Ve sonra birazdan göstereceğim. Sistem simülasyonu yapmaya başlıyorlar. Yani benim işte başka bir örnekten gidelim. Ben bir araba üretmek istiyorum. Bu arabam elektrikli olsun istiyorum. İçinde işte 40 kilowatt saatlik bir elektrik motoru olsun istiyorum. Hatta iki tane olsun diyorum. İki opsiyonum olsun. Biri tek, biri çift motorlu. İşte içinde de X birimlik, 100 birimlik bir bataryam olsun diyorum. Bir tane de 50 birimlik bataryam olan bir opsiyon daha koydum. Şimdi ben bu arabayı test etmek istiyorum. Ve şunu görmek istiyorum. Bu araba Türkiye koşullarında, yani İstanbul'da mesela ya da Ankara'da, Ocak ayında bir yerden bir yere giderken, işte Kızılay'dan Çankaya'ya giderken ne kadar elektrik sarf edecek? İşte Aynı araba Erzurum'da işte ne bileyim Şubat ayında bunu yaparsa hava sıcaklığı farklı nasıl olacak? Veya işte ne bileyim Ağustos ayında Suudi Arabistan'da gidersen ne yapacak? Dolayısıyla bütün bunları görmek istiyorum. O zaman simülasyonlar çalıştırmaya başlıyorum. Ne yapıyorum? Önce sistemi tasarlıyorum. Blok diagramlarımı çiziyorum. Diyorum ki işte benim arabamı kullanan adam bunu çalıştırabilir. İşte bir yerden bir yere transportasyonunu yapabilir. Ama işte diğer bir aktör bunu yapamaz. Belirli e, kim neyi kullanabilir, neyi çağırabilir, işte state diagramlarım e, vesaireleri tasarlıyorum. Bu arada tabii ki şunu söyleyelim, her şeyin tasarlanmasına gerek yok. Kompleks olan ve birkaç kişinin bir arada anlamasını gerektiren konuları tasarlıyoruz. Birçok diagram var, sonra bu diagramı çalıştırıyoruz. Bu simülasyonun sol tarafta gerçek arabanın, <laughs> üretilmiş prototipin, sağ tarafta da simülasyonun çalıştığını görüyorsunuz. Ve bana aslında şunu veriyor, bu Ego, e, PTC'nin müşterinden bir tanesi bir Alman firması ilk elektrikli araba üreten firma Tesla'dan önce e, ama ürettikleri arabalar tam bir araba gibi değil böyle ufak sonra Deutsche Posta sattıkları e, işte e, kargoların vesaire taşındı basit bir elektrikli araç e, o elektrikli aracı piste test ediyorlar simülasyon verileriyle destekliyor ve bir noktadan sonra artık yarattıkları model belli bir kaliteye uğraşıyor. Ve bu sayede prototip üretmenin önüne geçiyorlar. Veya otomotiv tarafındaysanız çok kullanan Hardware in the Loop gibi konseptleri e, önüne geçiyorlar. Veya o konseptler olmadan da çalışabiliyorlar. Tabii ki bu tip e, yarattığımız modelleri her zaman için PLM sistemi. Çünkü her şeyin e, ana konsepti PLM'de saklanmalı. Biz öyle düşünüyoruz PTC olarak. Tüm bu e, diagramlarımı, gereksinimlerimi mutlaka bir noktada ben PLM'e aktarmak zorundayım. Dolayısıyla bu tip e, connection'ları da, bağlantıları da sağlıyorum. Ne oldu? Evet, bakın doğru tasarlayamadık. Neyse çok problem değil. O videonun devamında PLM ile entegrasyonunu görecektiniz veya gördünüz. Tam ben dönüp bakamadığım için fark etmedim. ve şunu sağlıyoruz aslında. Benim ürün ağacındaki bir değişikliğim olduğunda, şimdi tamam ben prototip aşamasına da başladım artık belli bir olgunluğa geldim. ürün tarafındaki ufak değişikliklerim, ürün ağacımda yaptığım değişiklikler, parametre değişiklikleri, bir mesela materyal değişikliği burada nasıl bir etkiye sebep olacak? Bir şey söyleyeceğim. Hiç uğraşmayın şeyle. Osman. Hiç uğraşma. Bir video kalmıştı. Problem değil. Sözü anlatırım. Ee, şey, istisnai durumlara <laughs> hazırlıklı olmaya çalışın. Şey yapma yani. Onunla zaman kaybetme. Bir sonraki şey için hazırlık yapacaksınız. Onu yapın. Ee, modeldeki değişiklikler, ürün ağacındaki değişiklikler, PLM'deki değişiklikler anlık olarak buraya aktarılabilir veya diyagramdaki değişiklikler, işte az önce bahsettiğim varyasyonlardan bir tanesini daha farklı bir hale getirdik diyelim. Bu da PLM'e geri dönüp beslenebilir. Yine Osman'ın gösterdiği slaytlarda hatırlarsanız bir fark varsa bu fark PLM tarafındaki kullanıcıya bilgi olarak gider ve PLM tarafındaki kullanıcı isterse bu bilgiye göre modelini tekrar günceller. Eğer bu değişikliğin model tarafında bir etki yapmayacağını düşünüyorsa da bunu göz ardı edebilir. Dolayısıyla uçtan uca aslında biz PLM tarafında ürün yaşam döngüsü, MBSC'yi veya e, gereksinim yöntemi kurguluyoruz. Bir video daha vardı gösteremedim. Onu da sözlüce sözlü anlatayım. CodeBeamer'la da modül arasında bir entegrasyon var. Ben az önce gördüğünüz diyagramlarımı oluşturdum. Fonksiyonel diyagramlarımı oluşturdum. Structural diyagramlarımı oluşturdum. İşte sequence diyagramlarımı oluşturdum. Yazılım varsa işin içindeki her zaman var. UML diyagramlarımı oluşturdum. UML diyagramlarım sayesinde otomatik code generation yapabildim. Veya kodumdaki bir değişikliği UML diyagrama tekrar geri besledim. Bunlar çok güzel bir de gereksinimlerimi de aslında işlendirebiliyorum. Yani benim bir model basan mühendisindeki amacım her şeyi görsel hale getirmekse gereksinimlerin ilişkisini de görsel hale getirebiliyorum. Bu sayede de aslında CodeBeamer ile modül arasında bir ilişki kurabiliyorum. Tabii biz hep bugün PTC ürünlerinden bahsederek bunu anlattık. Ama şunu da söyleyeyim. Burada her çözümü PTC'de almak zorunda değilsiniz. Tabii ki sizin kullandığınız, memnun olduğunuz bir PLM sisteminiz olabilir ciddi maliyetlere katlanarak o sistemleri ayağa kaldırıyorsunuz. Maliyetten kastım sadece parasal maliyet değil, zaman maliyeti, firma içindeki kültürel değişimin sancısının maliyeti. Hepsini bir toplamda düşünmek gerekir. Dolayısıyla tüm bu maliyetleri katlandınız ve bir PLM sistemi devreye aldınız. Şu an MBSE ile bir şekilde başlamak istiyorsunuz ve modelleme yapmak istiyorsunuz. İlla o PLM değiştirmeniz lazım mı? Tabii ki hayır. Biz her zaman için PTC'de ortak platformları ve ortak modülleri kullanmak istiyoruz. OCLC mesela bunlardan bir tanesi ve en çok bu eylem alanında kabul edilen standart. Bu standart sayesinde hangi PLM kullanırsanız kullanın. O PLM sisteminin OCLC ile entegre olduğu senaryoda tabii ki biz bize düşeni yapıyoruz. Diğer firmanın da düşeni yapmasını bekliyoruz onların üzerine düşeni. Ve işte bu açık protokolleri desteklemeni bekliyoruz. Destekliyorsa ki birçoğu destekliyor siz model baslar mühendisliğindeki modellemeleri kendi PLM'nize entegre edebilirsiniz. Veya siz gereksin yöntemi olarak işte Codebeamer kullanmıyorsunuz da IBM Doors kullanıyorsunuz. Polarium kullanıyorsunuzdur. Mesela yine PTC'nin bir çözümü, eskiden e, PTC'nin pozisyonu adı Integrity kullanıyorsunuz. Bunlarla da ilişkiler kurabilirsiniz. Yani bütün ürünün parçalarını bir puzzle parçası gibi düşünün lütfen. Ve hepsinin, yani herhangi bir tanesini devreye alabilirsiniz. Diğerleriyle yine entegralde kullanabilirsiniz. Veya tabii ki hepsini bizden tercih edersiniz. Başka avantajlarınız olur. İşte mesela o biz her versiyonda bunu devam ettireceğimizi garanti ediyoruz. Diğer firmalarda nasıl bir yol izleyeceklerini tabii ki bilemiyoruz ama tahmin ediyorum ona bir kere giren firma devam edecektir. Benim dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. ELM'in tamamıyla ilgili sorularınızı da almak isteriz. Gereksinim yöntemi ile ilgili olabilir. E, Moda başlangıçlisi ile ilgili olabilir. E, eğer sorunuz varsa mikrofon e, tabii gelecek. Orada bir soru var. Ee, çok affedersiniz. Önde bir soru var. Sonra size mikrofonu uzatacağım. Merhabalar. Teşekkürler evet. öncelikle sunumunuz için. Ee, benim sorum e, bu simülasyon modülüyle alakalı olacak. Şimdi e, modelledik. E, daha sonra bu modeli e, anladığım kadarıyla simülasyon da tool'un bir parçası değil mi? E, bu modeli bir şekilde... E, Doğru, doğrulamamız da gerekecek değil mi? Yani onu simüle edebilmemiz için e, bir takım verilerle, gerçek verilerle e, bunu doğrulamamız ve geçerlememiz ve en iyilememiz de e, gerekiyor. Bu da aslında baş başına ciddi bir proje. E, dolayısıyla hani bu, bu, bu proje yapıldıktan sonra e, bahsettiğiniz simülasyonlar bir sonraki belki versiyonlar için kullanılıyor ve o, o süreçte sürekli devam ediyor diye anlıyorum. Doğru mu? Çok teşekkür ederim sorunuz için. Evet, kesinlikle doğru. Şimdi şöyle biraz daha detaylandırmaya çalışalım. Hem bazı konular yeni belki soruları da yaratabilir, getirebilir. Şimdi kesinlikle evet, öncelikle modelliyoruz. Öncelikle amacımız kolay anlaşılabilirliğini sağlamak modellerken. Ama bunu sadece böyle işte paint ile çizebileceğimiz kareler, kutular kadar basit hale getirdiğimizde veya onun gibi düşündüğünüzde bu biraz eksik kalıyor. Çünkü az önce bahsettiğim örnekteki gibi tamam ben bir şey tasarladım. Sonra bir hatayla karşılaştım. İşte kapıdan e, pili bitiyordu. E, ya da pili bitiyordu. Aslında ben sırayı yanlış söyledim. Söylerken de fark ettim ama artık çok geçti. Önce e, düşüyor. O yüzden ağırlığını artırıyor. Bu sefer pili bitmeye başlıyor falan. E, ters söylemiştim örneği ama çok fark etmez. Şimdi böyle bir durumda bunun analizini yapmak için evet bir simülasyon yapmaları lazım. Bu simülasyonu yapabilecek çok çözüm var. Mesela SciSim, PTS çözümü değil aslında. Entegre olduğumuz bir üçüncü taraf çözümü. Bunun gibi başka platformlar da var. Dediğim gibi çok önemli değil. Biz burada modelleri oluşturduktan sonra bu modelleri anlayıp analiz yapacak bir çözümle entegre ediyoruz. Ama sizin sorunuzun ikinci tarafı bence çok yine çok önemli. O da şu. Aslında model bastan mühendisliğinin getirdiği en büyük avantaj modüler bir üretim yapabilme kabiliyeti. Hani hardware in the loop demiştim. Hardware in the loop şu. Ben bir arabayı topyekun full olarak üretip test edebiliyorum. Prototip teste genelde böyle yapılıyor. İşte fren testi de, hızlanma testi de, yakış, yakıt miktarının ne kadar azaldığı da, şey i̇şte diğer silecek çalışıyorum çalışmıyorum. Bütün bu testler bir arada yapılıyor. Ama bazen de diyorlar ki böyle kompleks bir yapıya gitmek çok zor ve çok bekliyorsunuz her şeyin bitmesini. Şöyle yapalım hardware in the loop yapalım. Yani fren sistemini arabanın dışına alalım. Ben onu bir şekilde hızlandırayım. Elektrik motoruyla veya ayrıca bir motorla. Önemli onun kaç devirde döndüğü hıza getirmek. Sonra fren diskime belli bir güç uygulayayım ve fren yapmaya başlayayım. Kaç saniye içinde o diski durduracağını göreyim. Dış koşullardan bağımsız tabii ki. Yani yer kaygan o ne kadar süre duracağı ayrı bir konu. Onu hardware'in da çözemiyor olabilirsiniz. Şu arabanın bütün ağırlığı vesaire etkileyecektir. Ama bu basit konsepti deneyebilirsiniz. Şimdi sinirinizde denenmiş, modellenmiş e, frenleme sistemi var diyelim. Sonra bunu birçok aracınızda kullanmaya başlayabilirsiniz. Yani modüler tarafa geçebilirsiniz. E tabii ki bu tip simülasyonları yaptığınızda da bu ekstradan avantaj. Benim simülasyon tarafında gösterdiğimde de iki konu var aslında. Biri gerçek saha verisiyle sol taraf öyleydi gerçek sağdan toplanan veriyle, gerçek aracın üzerindeki sensörlerden alınan veriyle yapılan simülasyondu. Sağ tarafta da modelleme üzerinden yapılan bir simülasyondu. Aslında bunların ikisi aynı anda yapılması gerek olmayan şeyler. Ama bu örnekte zaten müşteri bu testi yapmış, verileri toplamış. Sonra modellediğiyle yapmış ve aslında grafikler üst üste bindiğinde bilmiyorum çok biraz hızlı geçti orası ama bayağı üst üste bindiğini ve işte yanılgıların işte %1 seviyelerinde kaldığı gibi bir durum var. Ve bir tarafta düşünün prototip maliyetini işte bilmiyorum otomotiv tarafında olan varsa lütfen hani desin ki e, prototip maliyeti şudur. Yanlış hatırlamıyorsam benim Ford Otosan'da çalışan yakın bir arkadaşımın söylediği e, büyük bir rakamdı. Bana söyledi rakam. Yanlış olabilir veya ben rakamı söylemeyeyim e, çünkü bilgi güvenliği açısından ama e, yüksek, çok yüksek rakam prototip maliyeti. Ki zaten aslında çok daha şaşırmamak lazım. Diğer taraftaki maliyetiniz çok daha minimal. Çünkü sadece bir yazılımsal bir modelle yapıyorsunuz? Biraz uzattım ama umarım cevap olmuştu sonuçta. Arkada bir soru var. Ben onu tahmin etmiştim o yüzden. O, olsun lütfen siz sorunuzu tekrar sorun en azından. Bir soru burada da vardı. Tamam zaman Merhabalar. E, Aselsan'dan katılıyorum etkinliğe. Hoş, e, hoş bulduk. Şimdi model tabanlı sistem mühendisliğinde modeller üzerinden modüleriteyi sağlayabiliyoruz ama bizim bir de döküman sorunlarımız var. Birçok şeyi dökümante etmek ya da döküman olarak paylaşma gereksinimleri var. Bu konuda sistemler nasıl çalışıyor acaba? Çok teşekkür ederim. Ee, yani şunu kastediyorsunuz değil mi? Son kullanıcınız illa ki sizden bir işte Word'e yazılı dökümanı, bir şeyler isteniyor. Istiyor, evet. Tanımların net bir şekilde yapılması gereklilikleri var. Evet. Modeller ee, üzerinden bu nasıl yürütülebiliyor? Teşekkürler. Şimdi her iki çözümde de e, ki Osman e, bir Word dosyasından import özelliğinden e, aslında bahsetti onu demo'da gösterdi. Benzer şekilde bir export kabiliyetimiz var. Hem Moduler'da hem CodeBeamer'da. İstediğiniz template'inize göre sizin firma template'inizi yaratıyorsunuz ilk etapta. Diyorsunuz ki işte başlıklar şu renk olmalı, ne bileyim yazı bu detayda olmalı vesaire gibi. Bu da bir spesifik <laughs> bir standardı siz yaratıyorsunuz varsayımıyla. Sonra buradaki çözümdeki istediğiniz komponentlerin, işte mesela UML diagramlarının buna uygun şekilde detaylarıyla birlikte ilgili gereksinim varsa o gereksinimler o standarda göre bir doküman şeklinde oluşturuluyor ve son kullanıcınızla bunu bu şekilde paylaşabiliyorsunuz. Kısa cevap bu. E burada tabii detayı inersek standartlar var. Mesela örnek veriyorum bu oluşturacağınız bir servis modeli ve servis modelinin içinde işte bir diyagram koyacaksanız mesela diyelim. O zaman aslında bizim sunumumuzun ikinci kısmındaki işte Espin'de vesaire gibi konseptler devreye girecek. Espin'de bir e, aslında standart detayı anlatılacak. E, ve Espin'de standardı aslında dokümentasyonun servis modellerinin vesaire nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. E, o Espin'de standartını kullanacak bir tool'unuz varsa buradaki çıktığı ona uygun halde getirerek de kullanıp nihai ürününüzü o hale getirebilirsiniz aslında. En arkada bir soru vardı. Ben o soruyu duymak istiyorum. Kusura bakmayın. Evet, Altın Aşsız Savunma, Utku Gürcioğlu. E, i̇ki e, fonksiyon hakkında aslında e, size soru sormak istiyorum. E, birincisi e, benzetimlerle ilgili. Şimdi e, gö gönder gösterdiğiniz simülasyonlarda e, e, biz aslında Functional Mockup Unit adını verdiğimiz birimlerle simülasyon yapıyoruz. Fakat bunlar için belli geliştirme programlarını birer ikişer bir arada kullanma şansımız oluyor. Bu benzetimleri birden fazla geliştirme ortamında oluşturulmuş Functional Mockup Unit'leri bir arada koşturarak yapabilir miyiz da? Birincisi bu. İkincisini isterseniz ardından sorabilirim. Tamam. Şimdi şöyle evet yapabilirsiniz ama bunun için Hangi tool'ları kullanacağınıza bağımlı olarak bazı konfigürasyonlar veya ihtiyaç dahilinde belki de daha kişisel bir çözüm gerekebilir. Burada da bizim aslında bazen bu tip konularda kullandığımız bir ara çözümümüz daha var. Bugün çok detaylarına girmedik ayrı bir konu olduğu için ama IoT platformumuz var Thingworks diye. Bazen ThingWorx'u biz bir middleware gibi pozisyonluyoruz. Farklı sistemlerin farklı verilerini orada konsolide edip farklı test araçları veya farklı diğer araçlarla o şekilde entegre edebiliyoruz. Ama mesela ben modülleri anlatırken size simle entegrasyon örneği vardı o slide'da. SizeSim bu örneklerden bir tanesiydi. Bunun gibi başka çözümler var ve direkt modülle entegre ise evet birden fazla tool'u bir arada kullanabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Tool'una göre tabii değerlendirmek gerekir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, i̇kinci soru kısaca sorayım. Ee, Osman Bey'in de bahsettiği CodeBeamer'de oluşturduğumuz test, e, prosedürü, case'ler var. Bunlar manuel olarak da gerçekleştirebilir, anladığım kadarıyla. Automated testi de de yapabiliriz. Bu tanımladığımız otomatik testleri modeller üzerindeki simülasyonlarda koşturmak üzerinde koşturmak mümkün müdür? Evet, teşekkür ederim sorunuz için. Evet, mümkündür. Osman bahsederken genelde kendi aslında bir çok kısa söyledi ama manuel bir test gösterdi. Evet, o testleri otomatik hale getirebiliyoruz. Zaten o testlerin otomatik hali de aslında modellerde çalışan testlerle birebir aynı mantığı güdüyor. Dolayısıyla evet entegre edebilirsiniz. Hatta senaryonuz buna izin veriyorsa iki sistemi bir arada da test edebilirsiniz. Yani hem modelinizin e, modelinizi test edebilirsiniz, hem gereksinimi test edebilirsiniz. Bu arada mesela bir önceki soruya da ek şunu da ekleyeyim. Bilmem biraz e, alakalı olacak mı? Bazen de mesela bir dokümantasyon oluştururken gereksinimlerin doğru yazılıp yazılmadığını yani semantik olarak yani şimdi gereksinim yazarken bir, bir kurgu var ya hani atıyorum e, nasıl diyeyim? The system shall be able to do falan filan gibi bir template mesela izlemesi gerekiyor. Türkçe'de de karşılığını mutlaka vardır. Bunları kontrol eden tool'lar da var. PITS'in böyle bir çözümü yok. Ama o tip tool'larla da entegre olabiliyor doküman tarafına. Onu bir değinmiş olayım. Zaten sizin sorunuza cevap verebildim. Umarım cevabım sizi tatmin etmişti. Teşekkür ederim. Buyurun. Size <laughs> şöyle. Şu... Merhaba Şimdi siz aslında Excel'den bahsettiniz o hazır raftan alınıp parayla kullanılabilecek hemen kullanmaya başlayabilecek bir araç ama sizin araçlarınız öyle değil yani ücret ödendikten sonra hemen üretime geçirebilecek bir yapısı yok yani siz aslında firmalara iş yapış şekillerini sistem ürün geliştirme tarzlarını üretim tarzlarını hepsini değiştirmeleri gereken bir ...yol vaat ediyorsunuz ve bunun karşılığında büyük geri dönüşler... ...yani bunun faydası olacağını söylüyorsunuz. Bu noktada bir, özellikle model tabanlı sistem mühendisliğinde... ...metodoloji önemli, çeşitli metodolojiler var. Yani bir sistemi, bir ürünü modellemenin farklı yolları var. Bu konuda sizin araçlarınız bir altyapı sunuyor mu? İki, siz, bir diyelim otomotiv üreticisi size geldi... Biz PTC ile ilgileniyoruz, Winchell Modeler kullanmak istiyoruz dedi ama bunun için bize rehberlik yapın dedi. Siz ne ölçüde yani aslında sadece bir çözüm satmanın ötesinde mutlaka bir danışmanlık vermeniz gerekiyor, eğitim vermeniz gerekiyor bu alanlarda nasıl size gelen potansiyel müşterileri destekliyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Şimdi birkaç aşaması var ve aslında kapsamlı bir, bir soru oluyor. Şimdi öncelikle evet yani ben exeli aldım, bilgisayarıma kurdum. E işte gideyim de yani böyle bir enterprise çözümü alayım, hemen bilgisayarımı kurayım, yani PLM mesela ve hemen çalışsın. Bu mümkün değil gerçekten. ama eskisi kadar da karmaşık değil. Yani eskiden bu tip mesela ben PITS'te 13 yıldır çalışıyorum. Böyle daha 20 yıl önceki ürünlerin upgrade'lerini falan yapıyordum. o ürünlerdeki mesela kurulum maliyetleri, maliyet yine zaman maliyetinden bahsediyorum. Çok uzun olması, çok sofistike bir sürü serverlar, entegrasyonlar bir sürü konfigürasyonlar falan yapılması gerekiyordu. Şimdi artık Winch'i kurmak o kadar zor değil. Mesela biz e, eğer tamamen out of the box dediğimiz yani bizim size öngördüğümüz konfigürasyonu kullanmak isterseniz ki o konfigürasyonlar boş konfigürasyonlar değil. İçinde mesela winch'deki değişiklik yönetimi CMMI sertifikasına uygun şekilde birçok şey sunuyor. Veya işte modular, UML, SML diyagramları e, size hazır template'ler olarak sunuyor. Veya CodeBeamer'da özellikle şimdi A-Spice template'i var. Zaten CodeBeamer'ın mesela şu an e, çok hızlıca pazar payını büyütmesi. Benim mesela pizza girdiğimden beri ben CodeBeamer kadar hızlı satışı yapılan bir ürün görmedim. Sadece son çeyrekte global iki büyük otomotiv firmasını biz Türkiye'de bir otomotiv firmasını mesela direkt satabildik. Mesela ben orada şundan bahsedeyim. İşte bir e-spice kullanmak istedi firma. Rakiplerimizin hiçbirinde böyle bir hazır template yokken bizde vardı. Bu template'in olması da yeterli değil. Çok hızlı konfigüre edilebiliyor. Çünkü biz hiçbir zaman aslında tam olarak şunu istemiyoruz. Hadi gelin bütün firmanızın bütün çalışma şeklini değiştirin. İşte bizim tool'umuza uygun hale gelsin. Hayır. Hiç böyle olsun istemiyoruz. Bizim tool'umuz esnek olsun. Sizin çalışma şeklinize adapte olsun istiyoruz ama bunu da böyle kastimizasyon dediğimiz kod yazarak yani hard coded bir şekilde kişiselleştirmek istemiyoruz hiçbir zaman. Çok konfigüre edilebilir şekilde olsun istiyoruz. Sizin süreçleriniz farklı ama sonuçta süreç süreç. Yani bir datanın nasıl bir yerden bir yere geçeceğini ifade ediyor. Ben eğer o süreci kolay bir şekilde konfigür edebiliyorsam sürecin ne olduğu hiç önemli değil. O süreçte önce ona sizin veriyorsunuz, önce ben mi veriyorum hiçbir önemi yok. UML diyagramda siz ne kadar detaya girdiğinizin hiçbir önemi yok. Ama siz hiç UML diyagramda kullanmıyor olabilirsiniz. Hiç model bazı mühendisi de yapmayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biz hep şunu yapıyoruz. Önceki müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Zaten çok klasik şeyler. Ama bunu yaparken tabii ki detaylı bir çalışma yapıyoruz. Daha sonrasında ürünü müşterimize uygun hale gelecek bir basit bir demosunu gösteriyoruz. Ve bunu da genelde çok hızlıca hazırlıyoruz. Çok kompleks, mesela burada aramızda olup da çok böyle büyük PLM projeleriyle ilgili çalıştığımız insanlar da var. Özellikle bizi bence rekabette en çok öne çıkaran konu bu. Biz çok hızlıca o demoları hazır hale getirip yapabiliyoruz ki mesela böyle bir etkinlikte bile işte Osman oturdu ve bir demo yaptı mesela. Normalde birçok firma bunu çok yapmıyor çünkü mesela entegrasyon vesaireler çok böyle verimli değil aslında arka planda çalışmıyor gibi oluyor. Biz güveniyoruz çözümlerimize bunu rahatlıkla gösterebiliyoruz. Dolayısıyla bu hizmeti de yani sizin ihtiyaçlarınıza yönelik bir ürünü size pozisyonluyoruz. Bundan sonraki aşamada POC'ler yapılabiliyor. Yani ürünü sizin ihtiyacınız, sizin bir projenize uygun şekilde beraber yönetiyoruz ki mesela... Türkiye'deki otomotiv firmasında yaptığımız çalışma tam da böyle bir çalışmaydı. Ve çok kısa bir süre içinde devreye aldık. Yani toplam bütün projenin süreci ne kadardı? İş yaptığımız süreci 15-20 gün falan değil mi? Bir ay diyelim yani. Bir ay diyelim. Bir ayda büyük bir otomotiv firmasında CodeBeamer ürününü uçtan uca devreye alabildik. Bir ay içinde her şey dahil ama. Yani deneme sürümlerinin kurulması, test edilmesi, o test için onların uygun olması defalarca tekrar test etmeleri, bizden taleplerde bulunmaları, o talebe göre bizim tekrar cevap dönmemiz, bazı konularda mesela e spesifik bir uzmanlık istiyorlarsa onunla ilgili benim böyle bir uzmanlığım yok, yurt dışından kaynak almamız vesaire. Bunun hepsi dahil düşünün. Bayram tatilleri vesaire. Hepsi toplandı bir ayda çözümlenebiliyor. Dolayısıyla evet Excel gibi değil. Yani internetten indirdim kurdum. 30 dakika sonra hazır. Değil. Ama eskisi gibi de PLM projesi devre alıyoruz. İşte 3 senede devre alıyoruz da değil yani. Maksimum 2 ayda, 3 ayda, hadi 6 ay diyelim çok kompleks bir yapıysa devreye alabiliyoruz. Bilmiyorum siz de implementasyon yapan lokal zaten informatik bizim e, en önemli e, tedarikçilerimizden bir tanesi. Bütün bölge için söylüyorum, Türkiye için söylemiyorum. Ben dediğim gibi Polonya'dan, Hindistan'a kadar tüm bölgeden sorumluyum. Afrika katası tamamen ve Rusya, şu an Peter Rusya'da çalışmıyor ama tamamen bana bağlı. Bun, bu, bu e, coğrafya için söylüyorum. Informatik önemli firmalardan bir tanesi. Hani katılıyor musunuz implementasyon anlamında veya ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu Metin'in bahsettiği bir aylık sürecin içerisinde benim demo sırasında gösterdiğim işte iş akışlarının düzenlenmesi bu kullandığımız s üzerinde veya otomotiv üzerinde kullandığımız templatelerin onların ihtiyaçlarına göre konfigüre edilmesi ve işte yeni fonksiyonların yazılması vesaire her şey dahil. Yani POC süreci tamamlandıktan sonra bizim canlıya geçmemiz bir gün sürdü. Oradaki POC serverında Denedikleri tu, yapıları şeyi datayı olduğu gibi yeni sunucuya aktardık ve kullanmaya devam ettiler. Hani bütün aslında e, fonksiyonel güvenlik ekipleri işte PLM tarafındaki ekipler to, totalde bu deneme sürecindeki bütün konfigürasyonları yaparak aslında bu bir aylık süreçte hemen e, işte sipariş onaylarını aldıktan sonra yeni servera biz aktardık ve kaldıkları yerden devam ettiler. Yani o bir aylık sürecin içerisinde bütün bu konfigürasyonlar da dahil onu ekleyebilirim ben. Yani lokal kaynağının en büyük avantajı dil tabii ki. Çünkü her ne kadar İngilizce hayatımızın her yerinde ve hepimiz iyi konuşsak da bazı şeyleri kendi ana dilimizde anlamak daha kolay olabiliyor. Veya ekiplerimizde bazen o yeterlikte olmayanlar olabiliyor. Dolayısıyla lokal desteğin de böyle bir büyük avantajı var. Umarım cevaplayabilmiş olduk. Başka sorusu olan var mı? Peki yine bir sorunuz olursa bize zaten e, maillarımız üzerinden ulaşabilirsiniz e, veya e, sunumun ilerleyen e, bugün ilerleyen sunumlarında sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. E, Neşe sen sana... Şimdi bir, birkaç husus var onu belirteyim. Birazdan yemeğe çıkacağız. Ee, Sakarya salonuydu değil mi? Sakarya. Ee, 15 zaten. Tamam bir 10 dakika o zaman koridorda şey yaparız. Ondan sonra yemeğe çıkarız. Bir gibi tekrar burada buluşalım. Yani bir süre yine holde sorularınızı cevaplamaya çalışırız. Bir buçuk gibi de öğleden sonraki seansların sunumlarına başlarız diye düşünüyorum. Öğleden sonra da Arlıklı olarak Mete bahsetti Mark'tan. Mark özellikle savunma sanayide uzun yıllar bulunmuş. Bu alanda çok tecrübeli. Yetenekler mümkün olduğunca aktarmaya çalışacak. Sonrasında da Yine bizimle bugün birlikte olan diğer partnerimiz GPSL firmasının Esbinde ile ilgili çözümlerinin sunumları olacak. İkisi de gerçekten keyifli, verimli sunumlar olacaktır diye umuyorum. Şimdi bir beş dakika burada ara verelim. Sonrasında da arkadaşlar salonu organize edecekler. Yemeğe çıkacağız. Bir gibi de inşallah burada toplanırız. Bu arada herkesin masasında sanırım bir anket dosyası olacak. Sizden ricamız ayrılmadan tabii akşam bütün sunumlar bittikten sonra ayrılmadan bütün anketlerin mümkün olduğunca doldurulması anketlerdeki taleplerinize göre sizinle bir sonraki aşamada iletişime geçmemiz için bu bizim için önemli olacaktır. Ankara. Tamam yani şu an üst katta mı bu katta mı olacak yönlendirme katı. Tamam dışarıda arkadaşlar yönlendirecek. Şimdi geçebiliyoruz herhalde. Şimdi yemeğe geçebiliriz. Bir de tekrar buluşmak üzere.